Herkese merhaba, ben Hakan Sağlıoğlu. Bugünkü konumuz oruç tutarken nasıl kilo verebiliriz? Ramazanda kilo verme sırları başlıklı bir konu olacak. Yani başlıktan da anlayabileceğiniz gibi oruç tutarken nasıl kilo verebiliriz? Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi insanlarımız kilo vermek için bir dünya yol deniyor. Ama baktığımızda en iyi yöntemin aralıklı oruç yöntemi olduğunu görüyoruz. Aralıklı oruç yöntemi neydi? Yediklerimizi sabit belirli bir saat diliminde yiyip ve geri kalan kısımda da su ve maden suyu içme özgürlüğü tanıyordu bize. Peki dini oruç nedir? Dini oruç belirli bir süre bazında ağzımıza hiçbir şeyi sürmememiz gereken bir oruç türü. Yani aralıklı oruçla dini orucu birbiriyle kıyasladığımız zaman dini oruçta su ve maden suyu gibi şeyler içmek de yasak. Yani tamamıyla her şeyi yiyip içmek yasak oluyor. Peki biz oruç tutarken nasıl kilo verebiliriz? Size bundan bahsetmek istiyorum. Bu arada videoyu izleyenler hemen şunu söyleyebilir. Hakan, neden videoyu Ramazan'ın ikinci günü çektin? Neden birinci günü çekmedin? Gibi şeyler söyleyebilir. Ben bilerek şimdi çekiyorum. Çünkü birinci ve ikinci, üçüncü günler, yani ilk üç gün bizim alışma dönemimiz. Alışma dönemini atlattıktan sonra zayıflama kısmına yönelmemiz lazım. Alışma dönemi derken neyi kastediyorum, hemen size anlatayım. Şimdi insanlar normalde ne yapıyordu? Günde üç öğün yemek yiyordu. Üç öğün yemeğin dışında çay kahve içiyordu, maden suyu içiyordu, susadığında sınırsız su içiyordu. Bu üç öğünün dışında ara öğünler yapıyorlardı vesaire derken neredeyse bir 5 öğün falan yemek yeme ve bolca çay, kahve, su, maden suyu, meyve suyu vesaire gibi içecekler tüketiliyordu. Ramazan'da alışma dönemi nedir? Biz sahur yaparız, bir iftar yaparız. Sahur ve iftarla biz yediklerimizi iki öğüne çekmiş oluruz. Tabii ki iftardan sonra sahura kadar çay kahve içenler, meyve yiyenler falan olur. Tatlı yiyenler. Onları saymıyorum. Sadece sahur ve iftar yapanları sayıyorum. Yani biz iki öğün beslendiğimizde ne oluyor? İki öğün yemek yemeye alışmış oluruz. Yani eskiden üç öğün yerken şimdi iki öğüne alışmış oluyoruz. Bu üç gün iki öğün yedikten sonra 3 günden sonra zayıflama kısmına yönelmeliyiz. Peki zayıflarken ne yapmalıyız? Sadece tek öğün yemeliyiz. Bu nasıl olacak? Sahuru hayatımızdan çıkartıyor olacağız. Sahuru hayatımızdan çıkardığımız zaman sadece iftar yaparak, tek öğün yemek yiyerek zayıflayacağız. Ve istediğimiz kiloya bayramda ulaşmış olacağız. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Şimdi ben aralıklı oruç videomda anlatmıştım. Nasıl zayıfladım diye. Onun kapak fotoğrafını kenara koyarım. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi ağır işlerde çalışan insanlar 3 öğün, normal insanlar 2 öğün, zayıflamak isteyenler 1 öğün yemeli diye o videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi biz zayıflamak istiyoruz. Ramazan ayındayız. Zaten oruçta tutuyoruz. Dini oruç. Sevap kazanmak için. Burada sahuru hayatımızdan çıkartarak, sadece iftar yaparak kilo verebiliriz. Çoğu insan şunu da söyleyebiliyor. Diyor ki ben günde tek öğün yiyorum zaten ama hiçbir şekilde kilo veremiyorum. Veremiyor çünkü yediklerine bakmak lazım bir. İkincisi de en önemli kısım bu kısım. Her gün aynı saatte yemek yemediği için, yemekleri düzensiz olduğu için vücut ne yapıyor? Kilo vermeyi durduruyor. Hatta kilo alması için çabalıyor. Bizlerin kilo vermesi için her gün aynı saatte yememiz lazım. Ramazan'da da iftar saatlerine baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı her gün neredeyse birbirini tutuyor. Böyle ufak saniyeler oynuyor. Mesela atıyorum dünle bugün arasına baktığımızda 3-5 saniye oynuyor. İşte bugünle 10 gün sonrasına baktığımızda 30 saniye oynuyor falan gibi böyle ufak oynamalar var. Ve biz bu şekilde sadece iftar yaparsak bayrama kadar ideal kilomuza çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Peki ne yiyip ne içebiliriz? Yeme içme konusunda sınır yok. Dilediğinizi yiyebilirsiniz. Ne çekti canınız? Kocaman bir yaş pasta çekti. Diyelim 8-10 kişilik yaş pasta önünüzde var. Hepsini oturun yiyin. Yine kilo verirsiniz.
deli gibi ne istiyorsanız yiyin yani. Hiç fark etmez, kilo verirsiniz. Ama sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız, daha hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Yediklerinize dikkat etmeniz lazım. Bu yedikleriniz sizi gün boyunca tok tutan şeyler olmalı. Bu sebeple sizlerin, burası süzütü ışıklarından dolayı çok sıcak burada. Burada ne yapmanız lazım? Sizlerin işte gün boyunca tok kalmanız için protein ağırlıklı beslenmeniz lazım. Protein kaynaklarına deli gibi yüklenmeniz lazım. Ben videolarımda da anlatmıştım, sağlıklı beslenme videomda. Kadınlar kilogram başı 1.2 gram, erkekler kilogram başı 1.6 gram, çocuklarda sınır yok, limit yok falan gibi anlatmıştım. Zaten bu kategoride baktığımızda günde tek öğün yiyoruz. İhtiyacımızı iki öğün yemedikçe kesinlikle karşılayamayız. Bu yüzden birincisi proteine yükleneceğiz. Çünkü protein hem bizim sağlığımız açısından çok önemli, hem de tok kalmamız açısından önemli. İşte canlı tırnaklar, canlı parlak ışıl ışıl dökülmeyen saçlar, canlı cilt, yaşlanmayı yavaşlatmak için de mesela protein tüketimi çok önemli. Böyle ufak şeylerle, taktiklerle biz zayıflayacağız. Ben size hemen sağlıklı bir beslenme menüsü vereyim. Herhangi bir çorbayla yemeye başlıyoruz, çorba. Sonra salatamız oluyor. Sonra etimiz oluyor. Çorba, salata, et. Sonra mantar, brokoli, brüksel lahanası, kuşkonmaz gibi bir etin yanında garnitür oluyor. Dileyenler yoğurt, ayran, kefir tüketebilir. Peynir tüketebilir. Yumurta tüketebilir. yeşillikte sınır yok. Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Şöyle bir küçük kasede tüketebilirsiniz. Böyle kocaman 6 kişilik 4 ya da 6 kişilik ailelerin önüne konulan büyüklükte de tüketebilirsiniz. Yani sınır yok. Günde tek öğün beslenerek Ramazan boyunca kilo verip ideal kilonuza ulaşabilirsiniz. Böyle bu zayıflama kısmında spor yapmanıza da gerek yok. Dediğim gibi her gün aynı saatte yemeğimiz önemli, tek öğün yememiz önemli, kilo vereceğiz çünkü. Bunun için de Ramazan ayı çok ideal. Çünkü iftar saatleri her gün neredeyse birbirini kovalıyor yani. Çok yakın aralıklarda. Sonra da bayramdan sonra, bayramda tabii ki aile ziyaretleri falan olacak. Baklavalar yenecek, börekler yenecek, yaprak sarmaları tüketilecek. Hiç kendimize dikkat etmeyeceğiz. Bayramdan sonra da ne yapacağız? Günde iki öğün beslenmeye adım atarak aralıklı oruç formülüne gireceğiz. Aralıklı oruç formülü neydi? Uyandıktan 2 saat sonra kahvaltı yap. 6 saat sonra, 4 ya da 6 saat sonra ikinci öğününü ye ve olayı bitir. Ve bu öğünlerin arasında da bol bol maden suyu ve su tüket deniliyordu. İşte günde 3 litreye kadar su, günde 2 şişeye kadar maden suyu tüketebilirsiniz gibi. Ve yediklerinizde sınır yok. Ama yediklerinizi planlarsanız, özellikle protein ağırlıklı şeyler tüketirseniz kilo vermeniz daha hızlı olacak. Kilo verirken kas gelişimini arttıracaksınız. Hayat kaliteniz artacak. Proteinin yanına işte bolca salata, yeşillik eklemeniz lazım. Meyve sebze eklemeniz lazım. Bunları da yaparsanız sağlığınız bayağı yerine ulaşmış olur. Örnek veriyorum, tok kalmak istiyorsanız ayçiçek yağı yerine zeytinyağı tüketebilirsiniz, tereyağı tüketebilirsiniz. Sağlıklı olsun istiyorsanız şeker hayatınızdan komple çıkarmalısınız. Bu gibi formüllerle siz bayramda ve bayramdan sonrasında harika bir kiloya ulaşırsınız. Peki şunu da diyebilirsiniz. Ben bayrama kadar zayıfladım, ideal kiloma ulaştım, harika bir fiziğim var. Peki ben bunu neden sürdürmeliyim bayramdan sonra? Eğer iki öğün beslenmeyi bayramdan sonra sürdürürseniz kilo alımınız durur. Ve o harika fiziği ömür boyu korursunuz. Ama iki öğünü bırakıp üç öğün, işte ara öğünler, işte yatmadan önce meyve tüketeyim, televizyon izlerken cips yiyeyim, mısır yiyeyim falan gibi şeyleriniz olursa kilo alımınız başlar. Sağlıklı beslenmeye çabalayın. Ve günde tek öğün yiyerek bayrama kadar zayıflayın. Bayramdan sonra da iki öğünle ilerleyin. Peki bilimsel olarak bu beslenme biçimine ne ad verilebilir, sağlıklı beslenmeye diye soranlar olabilir.
Son zamanlarda çok meşhur isimleri var. Karatay diyeti, Duhan diyeti, ketojenik diyet vesaire vesaire gidiyor. Böyle 10 tane 20 tane ismi var. Ama bunların gerçeği, ideali Akdeniz mutfağı. Yani biz Akdeniz mutfağı tarzında beslenirsek sağlığımızı her zaman korumuş oluruz. Akdeniz mutfağı tarzında beslenmenin artıları neydi? Kalp ve damar hastalıkları oluşmuyordu. Parkinson, Alzheimer, bunama gibi hastalıklar çok nadir görülüyordu. Diğer karaciğer, böbrek, dalak rahatsızlıkları çok az görülüyordu. Ve insanlar yaşlandığında bile torunlarıyla koşup oynayabilecek enerjide oluyordu. Onun dışında böyle çok enerjik, zihinde yani harika bir şekilde yaşam kaliteleri yüksek bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar Akdeniz mutfağına uyan insanlar. Biz de Akdeniz mutfağına uyup bunu internetten de araştırabilirsiniz. Benim geçmişte videolarım var, onlara da bakabilirsiniz. Öğrenip hayatınıza uygularsanız yaşam kaliteniz felaket ötesi artacağı gibi hastalıklardan korunmuş olacaksınız. Çünkü hastalandıktan sonra tedavi önemli değil. Hastalığa yakalanmamak önemli. Harika bir fiziğiniz olacak, yaşlılık yavaşlayacak, belki ömrünüz uzayacak. Kısacası Akdeniz mutfağına adım atmalısınız. Videonun başında da söylediğim gibi zayıflamak için Ramazan boyunca, işte oruç tutarken zayıflamak için sadece iftar yapıyoruz ve iftarda da olabildiğince protein ağırlıklı, sağlıklı besleniyoruz ve verdiğim örnekteki gibi, örneğin çorba, salata, et, işte etin yanına mantar, brokoli, Brüksel lahanası, kuşkonmaz gibi garnitür, işte bir meyve, mevsim meyvesi, bir kendi hazırladığınız içecek, elma suyu olur, vişne suyu olur, portakal suyu olur gibi böyle güzel bir Akdeniz mutfağına uyan bir yemek hazırlarsanız, yani sofra menü hazırlarsanız sizin için çok iyi olur. Şimdi diyebilirsiniz ben hurma yemeyecek miyim? Yiyeceksiniz ama ölçülü tüketeceksiniz. İşte kuru meyvelere yiyebilirsiniz, ölçülü tüketeceksiniz. Kuru yemiş yiyebilirsiniz, ölçülü tüketeceksiniz gibi, yani hayatınızı şekillendirmeniz lazım. Şimdi kuru yemiş yerken örneğin bir tane cevizden 10 tane yemek yerine ceviz, fıstık, fındık, badem, kaju, antep fıstığı, sarı leblebi, çam fıstığı falan gibi böyle şekillendirirseniz, böyle bir avuç dolu dolu ama her birinden birer tane şeklinde kuru yemiş yerseniz, atıyorum birinden selenyum alırsınız, birinden omega 3 alırsınız, birinden çinkoyu alırsınız vesaire gibi mineralleri de vücudunuza, vitamin mineralleri sokmuş olursunuz. Ama birini çok yüksek dozda yerseniz bunu tamamen karşılayamazsınız. Kuru meyvelerde de örnek veriyorum, bir tane hurma, bir tane kuru incir, kuru kayısı, kuru dut falan gibi böyle çeşitlendirebilirsiniz. Bu size kalıyor artık. Ben size bu videomda Ramazan boyunca nasıl kilo verilir, oruç tutarken kilo verme sırları nelerdir, size bunlardan bahsettim. Benim kanalımda çok güzel, harika videolar var. Geçmiş videolarıma göz atmanızı öneririm. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ekstradan da teşekkürler butonuyla bana destekte bulunabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.